Merhaba. Bugün size Excel'i Excel yapan 7 özellikten bahsedeceğim. Bu özelliklerden ilki koşullu biçimlendirme. Verilerimizi istediğimiz şekilde koşullu olarak biçimlendirebiliyoruz. Bakın koşullu biçimlendirme sekmesi giriş sekmesinin altında yer almakta. Koşulu biçimlendirmeye tıkladıktan sonra bakın hücre vurgulama kuralları, ilk son kuralları, veri çubukları, renk ölçekleri, simge kümeleri gibi harika özellikler ekleyebiliyoruz. Öncelikli olarak hücre vurgulama kurallarının içerisindeki bakın içerdiği metin seçiyorum ve metin içeriği iletişim kutusu açıldı. Örneğin sevk edildileri ben özel biçimi seçerek yeşil dolgu rengiyle bakın dolgu seçim sekmesindeki yeşil dolgu rengiyle boyayıp gördüğünüz gibi ilgili koşulu biçimlendirmeyi gerçekleştirebiliyorum. Örneğin buradaki verime gelip ben sevk edildi yazıp enter'a basarsam gördüğünüz gibi ilgili koşulu biçimlendirmeyi gerçekleştirebiliyorum. Aynı şekilde bakın verilerimizi içerisinde sayı yer alan verilerimizi seçiyorum. Koşulu biçimlendirmeye geliyorum. Hücre vurgulama kurallarından bakın arasındayı seçiyorum. Örneğin 850 ile 875 arasındaki verilerimi özel biçimleyip Bakın mavi renkle işaretleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi ilgili verilerimi mavi renkle işaretledim. Gelip buraya örneğin 870 yazarsam aynı şekilde buradaki verimi de mavi renkle işaretlemiş oluyorum. Geliyorum buradaki sayı içerisinde sayı içeren verilerimi seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Bakın buradan veri çubuğu ekleyebiliyorum verilerimi. Sayıların arasındaki korelasyona göre çubukların büyüklüklerini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Aynı şekilde hurda oranlarımın yer aldığı bakın yüzde oranı verilerimi seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Örneğin buradan bunlara birer simge kümesi ekleyebiliyorum. Sizlere ikinci olarak göstermek istediğim özellik veri doğrulama. Bakın buradaki müşteri verilerimin tamamını kopyaladım ve kaydırma çubuğuna gelip üst diyorum. Buradaki herhangi bir hücreye yapıştırıyorum. Sonra veri sekmesine geliyorum. Bakın yinelenenleri kaldır'a tıklıyorum. Tamam dedikten sonra bakın 1011 yinelenen değer bulundu ve kaldırıldı. 11 benzersiz değer kaldı. 11 adet benzersiz müşterim varmış. Ben buraya geliyorum. Örneğin müşteri diyorum. Müşteri dedikten sonra bakın buradan giriş sekmesine gelip hücre stillerinden ben buraya örneğin başlık 3 olacak şekilde bir başlık seçiyorum. Buraya da geliyorum. Bunu biraz daha genişletelim. Bakın buraya gelip veri sekmesinden veri araçlarının içerisinden veri doğrulamaya tıklıyorum. Herhangi bir değer değil. Bakın liste seçip kaynak kısmına da buradaki müşterilerimi seçip tamam dedikten sonra bakın ben burada seçilebilir bir gördüğünüz gibi veri doğrulama listesi gerçekleştirmiş oldum. Buradan seçerek gerçekleştirebiliyoruz. Ben sadece bu şekilde listeleme özelliğini mi kullanabiliyorum? Hayır. Bakın veri doğrulamaya geliyorum. Herhangi bir değer değil tüm sayıyı seçiyorum. Bakın arasında arasında değil eşit eşit değil gibi seçeneklerim var. Ben arasında diyorum en az 0 en fazla 100 olacak şekilde ilgili veri doğrulama işlemini gerçekleştiriyorum. Ben bu hücrenin içerisine gelip örneğin 95 yazdığımda girişi kolayca yapabileceğim ama 105 yaptığımda bakın bana izin vermedi. Neden? Değer bu hücre için tanımlanmış veri doğrulama kısıtlamalarıyla eşleşmiyor dedi. Ben buraya bir veri doğrulama kısıtlaması yazdım. Şunu demek istedim orada aslında 0 bu hücre içerisine yalnızca 0 ila 100 arasında bir değer girebilirsiniz demek istedim. Bakın yeniden denediyor geliyorum buraya 95 yazıyorum gördüğünüz gibi kabul etti. Veri doğrulama ile sadece bunları mı yapabiliyorum? Hayır. Bakın tüm sayı ondalık sayı, tarih, saat, metin uzunluğu veya özel diyerek buradan istediğim bir formülü yazarak da veri doğrulama girebiliyorum. Excel'i Excel yapan diğer bir özellik eğer formülü. Eğer formülü Excel'de en çok kullanılan formüllerden bir tanesidir. Bakın şurada bir düzenleme yapalım. Eşittir eğer dedikten sonra tab tuşuna basarak formülümün içerisine giriyorum. Mantıksal sınama eğer doğruysa değer ve eğer yanlışsa değer olacak şekilde üç farklı fonksiyon bağımsız değişkenler oluşuyor. Burada önemli olan şey bir koşula bağlı olarak benim koşulumun gerçekleşmesi durumunda benim istediğim bir değeri Koşulumun gerçekleşmemesi durumunda yine benim istediğim başka bir değeri veren bir Formül yazacağız Eğer diyorum Bakın üretim adedi Büyük 850 den ise mantıksal sınavın bu noktalı virgüle bastıktan sonra Eğer doğruysa değer tırnak işareti içerisinde Bakın harika yazıyorum Noktalı virgül Eğer yanlışsa değer tırna Yine tırnak işareti içerisinde Daha çok Çalışmalıyız yazıyorum Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın 850'den büyük olmadığı için hücre içerisindeki verim yani üretim adedi verim daha çok çalışmalıyız geldi. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru kaydırdığımda da 1022 adet formülü buraya yazmış oldum. Bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Diyorum ki eşittir eğer. Tab tuşuna basıyorum ve formülün içerisine giriyorum. Diyorum ki bu hücre içerisindeki değer eşittir. Tırnak işareti içerisinde İstanbul ise eğer doğruysa değer Üretim harika yazıyorum. Eğer yanlışsa değer diğerlerine gönder yazıyorum. Yine tırnak işareti içerisinde. Enter'a bastıktan sonra gördüğünüz gibi formülüm geldi. Üretim harika. Neden İstanbul? Çünkü aşağıya doğru kaydırdığımda İstanbul haricindekilerin de diğerlerine gönder. İstanbul'da üretim harika olacak şekilde ilgili eğer formülünü yazmış oldum. Excel'i Excel yapan bir diğer özellik düşe yara formülü. Düşe yara formülü de eğer formülü gibi Excel'de en çok kullanılan formüllerden bir tanesi. Bakın müşterilerimiz ve müşterilerimizle onların yer aldığı illerin yer aldığı bir tablo dizimiz var. Buraya şimdi il bilgilerimizi bu tablodan alarak hızlıca getireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Eşittir düşe yara dedikten sonra tap tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Aranan değeri soruyor. Aranan değerim buradaki müşterilerimin yer aldığı değer. Noktalı virgül tablo dizisi diyor. Bakın ben buradan gelip tablo dizisini seçiyorum. Peki tablo dizisini seçmeye nereden başlıyorum? Tablo dizisini seçmeye daima aranan değerin yer aldığı sütundan başlıyorum. Eğer burada birden fazla sütun olsaydı ve yan yana olsaydı bunlar ben yine de daima aranan değerin yer aldığı sütundan seçmeye başlayacaktım tablo dizinimi. Bakın burayı sabitliyorum. F4 tuşuna basarak. Neden sabitliyorum? Çünkü ben buradan aşağıya doğru formülümü kopyaladığımda müşteri verilerim aşağıya doğru kopyalanacak fakat veri dizinim yani tablo dizinim sabit kalmasını istiyorum. O yüzden F4 tuşuna basarak sabitliyorum. Noktalı virgül sütun indis sayısı. Yani kaçıncı veriyi getireyim diyor. 2 diyorum. Çünkü il bilgilerini getireceğim. Noktalı virgül tam eşleşme olsun diye yanlışı seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın 2'yi seçtiğim için sütun indisi sayısı olarak 2'yi seçtiğim için bana ikinci veriyi getirdi. 1'i seçseydim eğer müşteri verilerimi getirecekti. Şimdi ben bunu tutuyorum. Sağ alt köşesinden çift tıklayarak aşağıya doğru bütün verilerimi kopyalıyorum. 1022 adet verimi kopyaladım ve illerimi buraya hızlıca getirdim. Excel'i Excel yapan bir diğer özellik e topla formülü. E topla formülüyle bir koşula bağlı olarak toplama işlemi gerçekleştiriyoruz. Bakın burada müşterilerimizi seçilebilir veri doğrulama listesiyle getirdik. Buradan müşterilerimizi seçerek onlara ait üretim adetlerinin toplamını getirebiliyoruz. Buradaki koşulumuz ne? Müşteriler. Eşittir E topla dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın bana aralığı soruyor. Müşterilerimizin yer aldığı sütunları seçiyorum. Noktalı virgül. Ölçütü soruyor. Buradaki müşterilerimizin yer aldığı hücreyi seçiyorum. Noktalı virgül. Toplam aralığını soruyor. Üretim adetlerini getireceğim için üretim adetlerinin yer aldığı sütunu seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın denem kimyasalları için 93.188 adet ürün üretilmiş. Halis çelik için 101.313 adet. Cihan makine için de gördüğünüz gibi bu kadar adet ürün üretilmiş. Bir koşula bağlı olarak toplama işlemi gerçekleştirecekseniz eğer e-topla formülünü kullanabilirsiniz. Excel'i Excel yapan bir diğer özellik çok e-topla formülü. Çok e-topla formülde tıpkı e-topla formülünde olduğu gibi çalışmakta. Birden fazla koşula bağlı olarak toplama işlemi gerçekleştirilir. Bakın, müşterilerimiz ve illerimizin yer aldığı bir tablomuz var. Burada müşterilerimize bağlı olarak ve illerimize bağlı olarak toplama işlemi gerçekleştireceğimiz bir formül yazacağız. Eşittir. Bakın çok e topla diyorum ve tab tuşuna basarak formülümün içerisine giriyorum. Aralık toplamını soruyor. Üretim adetlerini toplayacağım için üretim adetlerinin yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül birinci ölçüt aralığını soruyor. Bakın müşterilerin yer aldığı hücreyi seçtim. Noktalı virgül gördüğünüz gibi ölçüt bir diyor. Buradaki müşterilerimizin yer aldığı hücreyi seçtim. Noktalı virgül ikinci ölçüt aralığını soruyor. İllerimizin yer aldığı sütunu seçtim. Noktalı virgül. Ölçüt 2'yi soruyor. İl, ilimizin yer aldığı hücreyi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın cihan makine İstanbul'da herhangi bir üretim gerçekleştirmemiş. Buradan geliyorum Kocaeli'yi seçiyorum. Bakın cihan makine Kocaeli'de 72.726 adet üretim gerçekleştirmiş. Excel'i Excel yapan bir diğer özelliğimiz de eğer say formülü. Eğer say formülü ile de bir koşula bağlı olarak sayma işlemi gerçekleştiririz. Bakın eşittir. Eğer say dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Aralık ve ölçüt olmak üzere iki farklı bağımsız değişkenden oluşan oldukça basit ama harika bir formül. Bakın müşterilerimi saydıracağım ben. Müşterilerimin yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt diyor. Ben buradaki müşterilerimin yer aldığı hücreyi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın cihan makine 81 adet varmış. Halis çelik 113 adet ve selen Tarım 89 adet ilgili sütunun içerisinde yer almaktaymış diyorum. Yani bir koşula bağlı olarak müşterilerim buradaki koşulum toplam ilgili sütunda kaç adet bu veriden geçiyorsa bana burada hızlıca saydırmış oldu.